Seçimde ikinci tura kaldı. Vatandaş ne düşünüyor? Bak, görüyor musun? Tarım kredide şunu 140 liraya veriyor bak. Bunun %20 yağlı diyor. Ben emekli insanım. Benim kanım doyuracak mı? He? İstanbul'da bir semt var biliyor musun? Neresi olduğunu. Küçük Suriye. Esenyurt. Git de bak orada neler var. Doldurdum benim gencim işsiz. Efendime söyleyeyim. Tutuyorlar diyorlar ki yok şöyle yok böyle. Kardeş herkes kendi cebini dolduruyor. Başka kimse bir şey yok. Politika dediğin yalan bir malzemedir. Yanlış mıyım? 63 yaşındayım. Ben bir şey görmedim. İhtilal de gördüm. Kenan Evren zamanında ben askerdim. Rahmetli Türkeşar Bakan benim askerlik yaptığım yer hapse geldi. Ondan beri düzeldi mi Türkiye? Yok. Aynı tas aynı ama. Var mı bir şey? Az önce bir vatandaşımız dedi ki efendim geçinemiyoruz yani yalan söylüyor. Ülkede her şey güllük gülistan. Yalan söylüyor güllük gülistan doğru. Ben 7500 lira alıyorum ev kirası vermiyorum geçiniyorum. Nasıl gel? Ev kiram yok. Ev kiram yok. Ulan beni de korkuttun dayı. Bak ev kiram yok. En büyük avantajım o. Tamam mı kardeşim? Ha diyeceksin ki herkes mi yoksul? Değil abi. Herkesin elinde bir poşet bir ekmek var. Yeniyor. Aç yok. Bak aç yok. Öyle açız maçız bilmem ne falan filan. Yok abiciğim. Çalış. Ben de gittim Boğaz'dan 5 kilo balık tuttum sattım. Bak öteber aldım evime. Çalışan abi. 63 yaşındayım. Peki abi asker ücretle çalışan bir vatandaş hem ev kirası hem faturalar hem çocukların okul masrafları. Sizce bunları rahat bir şekilde karşılayabilir mi? Çalışıyor. Mümkün mü? Mümkün mü? Ben sana söyleyeyim mümkün mü? Sen niye böyle elinde mikrofon şimdi sokakta bu işi yapıyorsun? Hem mesleğin bu diye yapıyorsun. E gir bakayım bir affedersin inşaata git bakayım çalış. 10 sene çalışsın 11. sene bel fıtığından abile gidersin kardeş. Mümkün değil. Herkese eşit hak bilmem ne yemek ekmek öteberini ver. Ondan sonra oyunu bekle. Ver ama. Biz başka bir devlette yaşamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Bir tanesi diyor ki 3 milyon diyor 600 bin Suriyeli var. Bir tanesi de onu yalanlıyor diyor ki 5 milyon var. Nazlı hangine inanacağım? İkisi de AK Parti'nin adamı. Biri İçişleri Bakanı, biri partinin genel başkanı. Hangi birine inanacaksın? Kimin dediğine inanacaksın? Bana bunu söyle. Kılıçdaroğlu da 10 milyona yakın olduğunu söylüyor. Ümit ya Özdağ'la. Abicim bak gel şurada Mecidiyeköy dereye gidelim. Her evde 8 tane çocuk var. En azı 4 tane var. Suriyeli. Çok affedersin ben 2'de kaldım. Niye? Ben 10 tane çocuk yapamaz mıydım? Misal yani konuşuyor. Ama onun istikbalini karşılayacaksın. Abi özellikle mülteciler konusunda Sinan Oğan ve Zafer Partisi önemli bir rol üstlendi biliyorsun. Sinan Oğan da dün Erdoğan'a desteğini açıkladı. Tamam. Ümit Özdağ ise Kılıçdaroğlu'yla görüşme içerisinde. Tamam, akşamleyin de Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek Ümit Özdağ. Milliyetçi seçmen sizce o anı mı dinler yoksa Özdağ mı dinler? Parayı kim verirse onu dinler kardeşim. Milliyetçi seçmen diye bir şey yok. Ben de milliyetçiyim. Ben eski ülkücüyüm. Anladın mı? Millet kimin karnı doyarsa onu seçer. Hani kim verirse cebine koyarsa onu seçer kardeşim. Ana geç şu işleri. Dünyanın lafını saydı Sinan Oğan Efendi. Niye şimdi destek veriyor? Saymadı mı? Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan bir partiyle nasıl yan yana gelirsiniz demişti. Evet. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ya ne değişti ne? Bir haftanın içinde ne değişti? Bana sen söyle kardeşim ben cahilim. Hiçbir pazarlık yapmadık dedi abi. Ben ilkokul mezunu adamım cahilim bak. Sen söyle bana. Ne değişti? Hiçbir pazarlık yapmadık dedi abi. Kim dedi? Sinan Oğan dedi ki Erdoğan'a pazarlık yapmadık. Bakıyorum belki de Cumhurbaşkanlığı başkan yardımcılığı verecek. Nereden biliyorsun? He? Arka kapılar ardında belki diyecek ki arkadaş ömür boyu sana atıyorum yani 50 trilyon para verdim diyecek. Ne yapacaksın? Kim biliyor neyin olduğunu? Hiç olmasın Kılıçdaroğlu diyor ki gel arkadaş diyor. Sen diyor Cumhurbaşkanı yardımcısısın diyor. Bunu söyleyebiliyor. O sen duydun mu Tayyip'ten? Ne olduğunu bilmiyorum. Hayır Tayyip'ten duydun mu böyle bir şey? Yok. Ben duymadım. E biz de haber dinliyoruz. Biz de... Afet Bakanlığı gündeme gelebilir dedi Erdoğan. Afet Bakanlığı ne ya? Öyle dedi abi. Ne? Afet Bakanlığı ne kardeşim? Deprem geçeli ne kadar oldu? Kaç ay oldu? 3-4 ay oldu. 3-4 ay oldu. Hastane açtı mı? Bak şimdi yapılanı söylüyorum. Yaptı mı yaptı. Ev yaptı mı yaptı. E milletten para alacak. Alacak abi. Bunun bir maliyeti var. Bunu karşılayacak. Ama 100 lira ama 200 lira. Ama 50 lira. Ha Kılıçdaroğlu'nun tek yanlışı şu. E ben bedava vereceğim. Yok öyle bir şey abi. Öyle bir dünya yok. Bedava dünya yok. Ha verirsin. Şu ekmeğin maliyeti 3 lira. Bak belediyenin ekmeğini yiyorum ben. Fırının arasında 3 lira fark var. Dersin ki arkadaş ben 150 lira vereceğim ya. Hani veya alacağım. Bunu söyle. Bu ben bedava veriyorum. Neyi veriyorum bedavaya? Senin ekonomin yetiyor mu? Bir şey daha gösterebilir miyim? Özür dilerim. Özür dilerim. Demin para çektim. Hani para gösterilmez ayıptır da. Bak şimdi. Şu para neye benziyor? Şimdi maaş çektim. Neye benziyor abi? Gidici gibi duruyor abi. Hayır bir dakika yok. Şunun rengine bakar mısın? Hiç eski mi bu para? Yeni para basılmış ondan. Bak görüyor musun? Gıcır abi. Nereden basılıyor bu? He? Karşılığı olmayan para bu. Bu karşılığı olmayan para. Ben cahil insanım. Bu karşılığı olmayan para. Bu benden yarın çıkacak. Senden çıkacak, ondan çıkacak. Herkesten çıkacak. Ne olarak? Vergi olarak. Şimdi doğalgaz parası vermedik geçen ay. Oh dedik 100 lira vermiyoruz. Lan zaten kışın 400-500 aldın. E şimdi 100 lirayı almıyorsun. Alma. Hani gazımız çıktı ya. Milli gelirimiz arttı ya. Düne kadar Gabar'da Cüzde'de petrol yokmuş. Benim çocuğum Van'da askerlik yaptı amca. Van'la İran'ın arası 5 kilometredir. 5 kilometre ötede pompalar çalışıyor. Petrol çıkıyor. Benim
25 kilometre beride petrol yok. Nasıl olacak abi? Sen bunu yayınlayacaksın mı? Yayınlayacağım abi, yayınlasam niye? Hangi şey bu? YouTube Medyali TV. Tamam. Abi sen... Erdoğan bir daha seçilirse nasıl bir 5 yıl vatandaşı bekler sizce? Abi zaten bak şimdi. Hani bağırıyorlar ya. İşte çektirme şey yapmıyor. Zaten 5 sene daha bırakın yapsın o zaman ya. Zaten 5 sene sonra yok ki piyasada. Yanlış mı konuşuyor? Yani 3 dönem ya. 5 sene sonra daha şeyini koymayacak ki adaylığını. E bırakın yapsın. Bu kadar milleti germeye gerek var mı? Ben şimdi sana bakıyorum lan diyorum. Bu acaba diyorum. Acaba bak. Hangi cemaatten? Vallahi billahi böyle abi. Ya iyice ne şey oldu? Vallahi sakal bırakamıyoruz. Bıyık bırakamıyoruz. Bilmem ne yapamıyoruz. Tıraş olsak başka türlü şey yapıyorlar. Bak şimdi parlasak başka türlü. Sakal bıraksak başka türlü. Aşağı bıyık bırak. Başka türlü. Nasıl olacak abi? Sen niye beni kutuplaştırıyorsun kardeşim? Yanlış anlama, hani konuşuyoruz, biraz başınızı ağrıttım. Yani ben... abi çok keyifli gidiyor. Şimdi... Niye vatandaş bu kadar kutuplaştı abi? Abi neden kutuplaştı? Bir şey daha söyleyeyim sana. Bak benim çocuğum öğretmen, ataması oldu. İlk önce Diyarbakır'a çıktı. Bak. Kimisinin çocuğu burada İstanbul'da yaptı. Doğu görevini konuşuyorum. Evimin yanındaki okul Doğu görevi. Tamam mı? Benim çocuğum ta Diyarbakır'a gitti. Kız. Ha şimdi 10 senelik öğretmen. O ayrı bir olay. Herkes bir ekmeğini kazanmak için bir yerlere gidiyor değil mi? Bir şeyler yapmaya uğraşıyor. Bir partinin peşinde. Benim çocuğum Bilal'le beraber, Bilal Erdoğan'la beraber Kartal Anadolu İmam Hatip'te 2 sene okudu. Onlar orta 2, orta 3'tü. Sonra onlar liseye geçince çıktılar. Benim çocukla hazırlık 1. sınıf beraber okudular. Aynı yemekhanede, aynı yatakhanede yattılar. Anlatabiliyor muyum? Adamın şimdi gemicikleri var. Benim oğlum da kumaş mağazasında hamallık yapıyor. Üniversite mezunu, yanlış anlama. Haliç Üniversitesi'ni bitirdi. Nasıl olacak? Ondan sonra sen diyorsun ki yok, niye böyle, niye böyle? Kardeş, bu var mı bu? Anasını kızından ayırır, karısını kocasından ayırır. Tamam mı? Bu olduktan sonra her şey olur kardeşim. Tamam mı? Şimdi beni geçerken bir tanesi çevirse, ya gel bizim partiye şu parayı al dese, misal. E ver derim kardeş. Tunceli'de aynısını yapmadılar mı 2017-18 seçiminde? He? Ulan Tunceli'nin dağlarında kar yağıyor, adama buzdolabı verdiler be. He? Buzdolabı hemşerim. Ama ne dedi? Bir tane oy çıkmadı. Ne dedi? Alırım dedi ya, devlet bana vermiş dedi. Oyumu vermem dedi. Sana ne dedi? Yani bu işler böyle kardeşim. Hakkımız hayırlısı. Ne olursa olsun. Tamam mı? Biz vatanımızı seviyoruz. Kim ne gelirse gelsin. Biz vatanımızı seviyoruz kardeşim. Dışarıda gelecek en ufak bir tehlikeye hep beraber gireriz. Tamam abi, hepimiz bu vatanın evladıyız. Bu diyorlar ki abi, Erdoğan girerse vatan bölünür diyorlar. Ya yok böyle öyle bir şey be söz... kardeşim. Öyle bir şey olur mu ya? Saçmalama ya. Öyle bir şey olur mu ya? Tövbe aşallah mı bu? Bölecek bilmem ne. Nedir bu ya? Böyle bir kutuplaşma olur mu kardeşim? Bu kutuplaşmadır resmen ya. Bölünecek, yok ne olacak? Türkiye elden gidecek. Neyse daha bir şeyler konuşacağım da konuşamıyorum yani. Sağ olun, iyi günler. İkinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Erdoğan. Neden Erdoğan? İli kuvvetli, çünkü bütün herkes, halk da yarı yarıya ondan taraftar. Ondan dolayı. Bir yarısı da Kılıçdaroğlu'ndan taraftar. Sizi Erdoğan tercih ettiren sebep ne? Hangi vaadinden dolayı Erdoğan tercih ediyorsunuz? Vaatlerden ziyade yapılanları da görüyoruz. Bazı şeylerde de kolaylık tanıyor. Yani ne bileyim, hastaneler, yollar vesaireler, askeri ücrete olan zamlar, ne bileyim bundan sonra da vaatleri mesela birçok şey, ev hanımların mesela sigortalı olması, işte onların yakın zamanda emekli gibi bir olayların vesaire bu vaatleri var. Yani o bu zamana kadar da verdiği vaatleri de gerçekleştirdiği için de görüyoruz. Ondan dolayı da benim tercihim Tayyip Erdoğan. Abi seçimde ikinci tura kaldı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Erdoğan kardeşim ya. Neden Erdoğan abi? Nasıl neden Erdoğan? Kılıçdaroğlu ne yapabilir? Köprü mü yaptı, yol mu yaptı? İktidar olmadan nasıl yapsın abi? He? Olamaz ki iktidar. Nerede bir iktidar? Yapabilir mi bu sence bu Türkiye'yi? Bu Türkiye'yi Recep Tayyip'ten Erdoğan'la başka kimse yapamaz kardeşim. Bununla ülkeyle dalga geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyıl kardeşim. Biz yeni ayaklarımız frangada kopmuş. Yeni bir Türkiye'yiz. Güçlü olacağız Allah'ın izniyle. Recep Tayyip Erdoğan ancak bu işi yönetir. Başka kimse yapamaz bunu. Peki abi, yeni Türkiye'de geçinemiyoruz diyen vatandaşlar var. Bu konu hakkında ne düşünürsünüz? Türkiye'de geçinemiyorum diyen insanlar nankörlük yapıyor, yalan söylüyor. Niye yalan söylüyor biliyor musun? Eyvallah, zam var, sıkıntı var ama geçinemiyorum diyenler yalan söylüyor. Her yerde insanlığımız, halkımız alışverişini de yapıyor, yemeğini de alıyor, giysini de alıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Her şey güzel diyorsun. Güzel Allah'ın izniyle. Daha da güzel olacak yani. Bunu insanlar, herkes kendi kafasına göre bir şey diyor. Yaşım 53 hemşerim. Topuksuz ayakkabılara gezmiş insanlarız biz. Bugün gülü gülü sana herkesin üstünde 50 milyarlık telefon ya. Üstünde 2 milyarlık elbise. Ayağında 1,5 milyarlık ayakkabı. Kimde var abi? Bende yok vallahi. Sende nasıl yok? Sen daha ne? Sen yaşındayken ben bunları giyemiyordum hemşerim. Erdoğan sayesinde mi giyiyorum ben bunları şimdi? Ülke sayesinde. Erdoğan da bir şeydir yani. Bir ön ayaktır. Erdoğan'la değil. Ülkemizin gidişatı güzel olduğu için halkımız ülkesine güveniyor ve bunları da alıp giyebiliyor kardeşim. Erdoğan'la bağdaşıyor. Geçinemiyorum diyenler yalan söylüyor. Yalan söylüyorum hemşerim.
Kolay gelsin. Tamam. Seçimde ikinci tura kaldı abi. Ne olacak bu seçimler? Kim alacak? Abi seçimi Tayyip Erdoğan alır tahmin ediyorum. Neden evet. Erdoğan abi? Ya milletle daha iç içe, daha bütünleşen bir lider. Yani kampanyaları falan çok güzel. Reklam kampanyaları falan harika. Montajlanmış videolar kullanıldı bu kampanyalarda biliyorsunuz. Siz bir seçme olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Montajlanmış video değil bunlar. Yani içerikleri gerçek. Videolar mı montajlanmış? Yok, montaj falan reklam kampanyası. Bu içerikleri gerçek. Hiçbir HDP'li, PKK'lı söylediğini inkar etmiyor ki arkasında yani. Yani şu var. 40 yıldır Abdullah Öcalan'a PKK'lıların sahip çıktığının yarısı kadar bu millet Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarsa ülkede sorunlar çözülür zaten. Yani gerçek lider Tayyip Erdoğan.